Bugün size iki farklı şekilde V yaka yapımını anlatacağım. Biri önümde görmüş olduğunuz V şekilde kesilmiş yaka, bir diğeri ise yuvarlak olarak kesilmiş. Sonrasında onu nasıl V hale getireceğiz onu anlatacağım. İkisi de oldukça basit fakat en zor olanı, yani yuvarlak yakaya göre daha zor olduğu için öncelikle V kesilmiş yakadan başlayacağım. Elimde şu şekilde ince uzun kesilmiş yaka şeridim var. Bunu düz olduğundan emin olarak katlama işlemini gerçekleştiriyorum. İkiye katlıyorum öncesinde, sonrasında 90 derecelik açıyla üst üste gelecek şekilde ayarlıyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Bakın, katladığım kısımlar dış kısma gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu kısmı önemli çünkü bunun birçok farklı fonksiyonu var. Elinize aldığınız zaman çok şaşıracağınızdan eminim. Ne tarafa koyacaktım, ne yöne denk gelecekti, tersi neydi, düzü neydi derken gerçekten en zorlanılan kısım hem şu yakayı düzenlemek hem de buraya oturtmak oluyor. Şu şekilde dış kısma açık olan kısmı denk gelecek şekilde katladıktan sonra sol önümde yüzü olacak şekilde ayarlıyorum ve sol yakaya doğru yatırıp şuradan yaklaşık yarım santim kadar dışarıya fazla payını bırakıyorum ve burada 0.25 milimden bir dikiş atıyorum. Dikişimi attıktan sonra tersine çeviriyorum ve şu kısma, V'nin olduğu kısma sadece dış kısmı olacak şekilde şuradan bir kesik atıyorum. Sadece bedeni kestim. Bunu keserken de dümdüz aşağıya inecek şekilde kestim. Bakın, hiçbir yamukluk yok. V'nin tam ortasından düz şekilde aşağıya 0.50 milim olacak şekilde kestim. Sonrasında yaptığım işleme dikkat edin. Bakın, tersini çevirdim. Hemen şuraya dönüyorum. Kestiğim kısımdan diğer tarafı dikiyorum. Bu sefer yaka bandı altta kalmış oluyor. Bakın, şu kısmı hafif elinizle gerdirip dümdüz tutarsanız buranın tam sıfırlandığını görürsünüz. Çok enteresan bir şekilde dümdüz geliyor böylece. Yine aynı şekilde az önceki gibi 0.25 milimden bu kısmı da dikeceğim. Şimdi açıyorum ve birlikte yakanın nasıl oturduğunu böylece görmüş oluyoruz. Bakın, öncelikle düz makineyle işlemi yapıyoruz ve yaka bandı tam denk gelecek şekilde ayarlanmıştı. Bundan sonra omuz birleştirme işlemlerini yapıp yakayı komple geçireceğim. Şimdi ben size omuz birleştirmeyi yapıp geleyim. Yaka kısmını da birlikte geçirelim ki nasıl olduğunu net şekilde görmüş olun. Gerçi burada da oldukça düzgün şekilde yaka ortaya çıktı ama yine de son halini göstermek istiyorum. Dikişini şu şekilde gerçekleştirdiğimiz yakam önümde. Ben şimdi onu komple diktim kollarıyla, her şeyiyle. Yapmamız gereken diğer işlemleri göstereceğim. Yaka sonrasında nasıl oturtulur diye. Çünkü öncelikle düz makineyle dikişi yaptık. Sonrasında overlock'ta işlem tamamlanmış olacak. Eğer overlock makineniz yoksa normal ev tipi makinelerin zigzag ayarı var. Kenarlarını onunla temizleyebilirsiniz. Bu arada benim gösterdiğim her türlü işlem tekstil tipi dikiş yöntemidir. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi yapmam gereken artık overlock kısımlarını
geçerek temiz bir görüntü elde etmek olacak. Ben hemen o işleme geçiyorum. Şu şekilde tam uç kısmını alıyorum. Dikkat ediyorum. Bedenimi dikmemeye özen gösteriyorum. Çünkü burası çok sivri ve ucu tam ona denk gelecek bir yer. Elimle düzenliyorum. Genişletip aynı sanki bir eşofman altına lastik takar gibi düşünerek esnetme işlemini de yaparak yaka kısmını takacağım. Şurada uç kısmından başlayıp uç kısmında bitirdim. Tertemiz bir dikiş elde ettim. Şimdi çeviriyorum. Ve kıyafetimin son görüntüsünü paylaşacağım sizinle. Dilerseniz yakanın üst kısmına çima dikişi geçerek şu kısımları sabitleyebilirsiniz. Ben onu yapmayacağım. Daha serbest, daha rahat bir görüntü olsun istiyorum. Bu yüzden bu şekilde sade olarak kalacak. İkinci yöntemim ise yuvarlak yakayı takarak V yakaya çevirmek. Bundan bahsetmiştim başlangıçta. Şimdi hemen dikişimi gerçekleştiriyorum. Nasıl yapıyorum? Yakanın 1 santim gerisinden, arka yakanın 1 santim gerisinden olacak şekilde yakamı birleştirdim ve koyuyorum. Bunun sebebi tek bir dikiş olduğu zaman arka ortada ya da tam yan çizginin üzerine görünmemesi. Bu çizgiyi, şuradaki yakadaki çizgiyi arka yakanın 1 santim gerisinde kamufle ediyoruz. Önden baktığınız zaman temiz bir görüntü elde etmek için bu işlem yapılıyor. Bu tekstil kuralıdır. Tekrar belirtiyorum. Tekstil kuralı olduğu için bu şekilde dikiş yapılır. Eğer tişörtlerinize, kıyafetlerinize bakarsanız, incelerseniz orada ne demek istediğimi anlarsınız. Bisiklet yaka olacak şekilde yakamı taktım. Şimdi düz makineye gidiyoruz. Bunu nasıl V yaka yaptığımı orada tekrar göreceğiz. Tişörtün tam orta noktasını bulacağım. Şu şekilde omuz dikişlerini birbirine denk getiriyorum ve orta noktasını buluyorum. Buldum. Benim orta noktam burasıymış. Getirdikten sonra şu kısmı düzenliyorum ve şuradaki tam üçgenlik ortaya çıkacak şekilde bir dikiş atacağım. Bakın, daha derli toplu, daha kapalı bir
V yaka elde etmiş oluyorsunuz. Bir diğer yöntem de budur. Bu yöntemde tekstilde oldukça kullanılan yöntemler arasındadır. Hangisini daha kolay yapabiliyorsanız, hangisinin görüntüsü hoşunuza gidiyorsa onu uygulayabilirsiniz. Yakaların bitmiş halleri bu şekilde. İkisi de oldukça güzel. Ütülenmemiş oldukları halde gayet muntazam duruyorlar. Ütülendikten sonra kalıp gibi bir görüntüye kavuşuyorlar. Umarım videom sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Esin Kocakuş olarak bulabilirsiniz. Orada da birçok bilgi paylaşıyorum, özellikle hikaye bölümünde. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.